Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ temaslarının ardından Türkiye'de Çorlu'da Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracı teslimat törenine katılacak. Haber Global muhabiri Umut Eroğlu programı takip ediyor, detayları ondan alacağız Umut. Evet, saat 16'da program başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmesiyle birlikte programın başlayacağını söyleyelim. Tabii aynı zamanda burada bir uçuş da bugün gerçekleşecek. Yani sadece Akıncı TSK envanterine girmeyecek. Burada bir uçuş da gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o uçuşu da yakından takip edecek. Burada izleyecek. Peki Akıncı tam olarak nedir? Nasıl çalışıyor? Bunları da sizlere anlatalım. Biliyorsunuz Türkiye insansız hava aracı noktasında gerçekten de önemli başarılar elde etti. İkinci Karabağ Savaşı, aynı zamanda Suriye'de çok ciddi başarılı operasyonlar yapıldı. İnsansız hava araçlarıyla Bayraktar TB2 özellikle ciddi anlamda kendini ön plana çıkardı dünyadaki rakiplerine göre. Tabii işte Bayraktar TB2'den biraz daha teknolojik olarak daha üstün olan, çok daha fazla mühimmat taşıyabilen bir uçak. Akıncı, Bayraktar Akıncı arkamda da görüyorsunuz zaten. 2019 yılında biz ilk olarak Akıncı'yı görmüştük. Teknofest'te İstanbul'da ilk olarak bu şekilde karşımıza çıkmıştı. Ve yaklaşık 2 yıldır test uçuşları gerçekleşiyor. Şu anda test uçuşları artık tamamlanmış durumda. Yani başarıyla bütün test uçuşlarını, bütün testleri geçti. Artık görev almaya hazır. Görüyorsunuz burada bir uçak var ama sadece bir tane Akıncı yok burada. Birçok farklı Akıncı var. Onları da sizlere gösterelim. Bugün burada bunlardan sadece bir tanesi TSK envanterine girecek, kabulü yapılacak, teslimatı gerçekleşecek. Diğerlerinin de yine testleri tamamlandıktan sonra onlar da sırasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Akıncı neler yapıyor onu da sizlere anlatalım. Akıncı aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işini bir hayli kolaylaştıracak. TB2'ye göre çok daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Bir F-16 savaş uçağının taşıyabileceği neredeyse bütün mühimmatları yine Akıncı'da kullanabiliyor. Üzerinde iki ayrı motor var, görüyorsunuz. İşte bu iki ayrı motor ve 20 metrelik kanatlarıyla çok rahat bir şekilde havalanabiliyor ve 1,5 ton. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığında akıllı mühimmat ve bomba taşıyabiliyor. Ve yine önünde bir radar bulunacak. Bakın işte bu burnunda Akıncı'nın bir radar bulunacak ve taarruzi bir insansız hava aracı. Yani saldırı düzenleyebilecek, havadan havaya füzeler ateşleyebilecek. Biliyorsunuz geliştirilen milli füzelerimiz var. Bozdoğan, Gökdoğan, havadan havaya atış yapabilen ve havadan havaya saldırı düzenleyebilen füzelerimiz. Normalde F-16 savaş uçakları bu füzeleri kullanıyor. Ama aynı zamanda burnundaki radar sayesinde hava hedeflerini Akıncı'da bu füzeleri kullanarak imha edebilecek. Aynı zamanda seyir füzesi taşıyabiliyor Akıncı ve seyir füzesinin yanı sıra birçok akıllı mühimmatı da yine hedefe tam isabetle atabiliyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 1,5 tona kadar da mühimmat taşıyabilecek ve yine 40 bin fitte görev yapacak. 40 bin fitte yaklaşık 25 saat havada kalabiliyor. Bu da çok ciddi bir süre, yani operasyon noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini oldukça kolaylaştıracak. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, insansız hava aracı konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir basamağı geride bırakarak farklı bir noktaya yükselecek. Dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini ciddi anlamda güçlendirecek bir araçtan, bir taarruzi insansız hava aracından bahsediyoruz. Ve dediğimiz gibi bugün de artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat gerçekleşecek. Yani bundan sonra artık operasyonlarda Bayraktar Akıncı'yı da göreceğiz. Bayraktar Akıncı da bundan sonra aktif olarak görev alacak ve hedefleri bir bir imha edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.